Merhaba arkadaşlar. İslamiyet öncesi kültür medeniyetteki yolculuğumuz devam ediyor. Eğitim ve bilim üzerinde yine kısa kısa önemli noktalarda duracağız. Eğitim konusunda bir paragraf vermek istedim sizlere. Bu paragraf üzerinde konuşup çıkarımlarda, yani YGS tarzında çıkarımlarda bulunalım. Yine daha önce videolarımızda yer alan Esit Kurganı, Pazarlık Kurganı, hani pazar kalısı, altın elbiseli adam zırh vardı, hani hatırlayın. Bakın Esit Kurganı'nda 11 var, 2 satırlık bir yazıya rastlanıyor. Bir kap üzerinde. Şimdi buradan yorum yapalım. Bakın bu Türklerle ilgili ilk yazılı unsurlar olarak da karşımıza çıkar. O halde şimdi yazı varsa, yazı 2 satırda olsa, yazı varsa tarihi devirler yaşanıyor diyebilirim. Devam ediyor cümle. Zırh ve silah üzerinde de yazı bulunmuş. Bak, zırh ve silah. Silah olduğuna göre ne diyebilirim devamına? Savaşçı diyebilirim. Artı zırh tahtadan olacak hali yok. Silahlar tahtadan olacak hali yok. Ne var? Zırhlar olduğuna göre maden işlemesi var. Artı arkadaşlar, maden işlemesi varsa işte ateşi kullanıyorlar anlamına da gelir bu. Artı şunu da unutmayın, yine neyin içinde bulunmuş? Kurganda, yani ahiret inancı var. Hem ilk yazılı unsurlar olması noktasında hem de yorum yapma noktasında bu bilgiyi verelim istedim. İlk örgün eğitim Uygurlar. Neden? Neden? Neden ilk Uygurlar? Niye bir başkası değildi? Uygurlar arkadaşlar, ilk yerleşik o. Yani daha derli toplu, daha düzenli. Ki ilk örgün eğitim Uygurlar'da, bunu neye bağlarım? Kağıt ve matbaa, hatırlayın, Uygurlarla başlıyordu. Kağıt var, matbaa var, örgün öğretime ortam hazırlıyorsun. Artı kağıt matbaa eşittir kitap. Kitap da basarsın. Kitap bastığın için kütüphaneler de Uygurlarla tam anlamıyla başlamış oluyor. Bakın, bilgi bilgiyi doğurdu. Yorum, yorum, yorum. Allah Allah! Bilime geçelim. Şimdi bak, basitten alıp ilerletiyoruz, yürüyoruz. Hayvancılık. Hayvancılık yapıyorsa bu hayvanlarla her şekilde ilgileniyor. Onların sağlık sorunlarına da deva buluyor demektir. Yani hayvancılık geliştiği için ister istemez baytarlık, yani şimdiki ismiyle veterinerlik gelişiyor. Ki ilaçta ne yapmak zorundasın? Üretmek zorundasın ki hangi bilim? Kimya. Artı yine çok iyi bildiğimiz 12 hayvanlı Türk takvimi, hatırlayın. Takvim, ilk ay kimdi? Sümer. İlk güneş kimdi? Mısır. Bir millette takvim varsa neler gelişmişti? Matematik, geometri, astronomi. Bunları da unutmayın. Aynı zamanda Türklerin, Orta Asya'daki Türklerin en önemli noktalarından biri de ne? İpek yolu. İpek yolu ticaret. Ticaret, alışveriş. Alacak borç, ödeme, artı eksi, ki Türkler desimal, yani 10 tabanlı matematiksel işlemleri de uygulamıştır arkadaşlar. Bilim ve eğitim noktalarındaki en önemli unsurları böylece dile getirmiş olduk. Başka bir videoda görüşmek üzere.